Merhaba arkadaşlar, bugün FIFA 22 kariyer modunda Çaykur Rizespor'dayız. Düşen takımları haftalık olarak rebuild edeceğim. Yani önümüzdeki haftada bir başka takımla bu serüvene devam edeceğiz ve onlara adeta veda niteliğinde bir seri olacak. Bu seride önemli durumlardan biri tabii ki de bu takımlara 1 milyar euro vereceğiz. Ve bu takımları yıldız futbolcularla aslında alt lige göndermek istiyorum. Önümüzdeki sene olmayacaklar ve onlara vedayı güzel bir şekilde yapalım. 1 milyar euroluk rebuildlarımızda 5 yıllık rebuild yapacağız. Daha önce bilenleriniz vardır muhakkak, 10 yıllık rebuildlar yapıyordum. Yazla birlikte o rebuildlara geri döneceğiz. Şimdilik 5 yıllık, hani daha kısasını çekerek yolumuza devam edeceğiz. 1 milyar euroyu da her yıl 200 bin euro şeklinde 5'e bölüp devam edeceğiz. Yani yine geliri taksitli bir şekilde kullanacağız. Burada da benzer metodu borçları öderken yapmıştım. Borçları genellikle 4 ya da 5 taksitlere bölüyorduk. Gelen geliri de taksitlere bölmüş olduk diyebiliriz. Çaykur Rizespor'un varsayılanı 4-2-3-1 geniş oynuyorlar. MDO'lardan biri MO yapılabilir. 8 numaraya çekilebilir ve şöyle takım kadrosu görüntüde. Transfer bütçemiz 200 milyon euro. Hazırsanız başlıyoruz. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Rize Spor serüvenimiz başlıyor. Öncelikle 5 tane kiralanmış oyuncu var. Kiralık oyuncu kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden Pong gidecek. Tyler Boyd'u göndereceğim. Hojan Palo bu sene kalsın. Hani rotasyon forveti olarak düşünüyorum kendisini. Jason Fernandes Benfica'da görünüyor ya. Jason Fernandes'in bonservisini alalım abi. Böyle 13 milyon euroluk teklifle başlıyorum. %5 pay dediler. Payı reddetsek 13 milyon euroya bitmesi lazım. Yani ilk teklifte kabul etmeniz gerekiyordu. Bu sene aslında takımın genel yapısını oluşturup önümüzdeki seneler yıldız futbolcu transfer etmek istiyorum. Genç ama yetenekli bir kaleci getireceğiz. Mamardaşvili Valencia'da oynuyor. 20 yaşında, 77 yeni var. Tabi istedikleri ücretle bizim verdiğimiz ücret arasında bayağı uçurum vardı. Hala düşmüyorlar ve neredeyse 19 milyon euro sınırına geldik. Forvet'e de sağlam bir genç oyuncu getireceğim. Mateus Kunha, 30 milyon euro teklif edeceğim Atletico Madrid'e. Açıkçası sevdiğim isimlerden biri. Payını kaldırdım. 39.600 anlaştık. Stoper için de ciddi miktarda para harcayacağız. David Anko. Ya değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor ama işte pay neyse bu oyuncuda kalsın diyeceğim. 25.3'e bitiriyoruz. Yanına da yine genç bir stoper. Zabarni, Dinamo Kiev'de. 18 yaşında, 73 geni var. Payı reddettim. 9.700'e bitti. Sağ beki Monaco'da buldum, Brezilyalı. Daha önce hiç ama hiç denk gelmemiş olabilirim. Wanderson diye bir isim. Sol beki de Monaco'dan getiriyoruz. Henrique. Bu sefer daha ciddi miktarda bir para ödeyeceğiz. 25'lere bitebileceğini ben düşünüyorum nedense. 25.300. Birazcık düşseler anlaşacağız da. 26.3. Hocam ama 32.300'de bu kadar ısrarcı olamazsınız ya. 27.3. Yine kabul etmediler. 28.3. Anlaştık. Ofansif orta sahaya genç bir oyuncu yine. Her zaman oldu gibi. Ana iskeleti bu sene oluşturduk sayılır. Ivan Haime 6 milyon euro karşılığında Rize'de. Sıradaki isim defansif ortası Amadou Onana, Lille'den Rize'ye. Kanat transferlerini de yapıp muhtemelen bu senenin transferini tamamlayacağız. Musa Cenepo'yu sol orta sahaya getiriyorum. Sağ orta sahaya da gerçekten yıldız olmak üzere bir aday. Pino. Jeremy Pino 16 milyon euro dedim. Karşılık görmedi. Takasta Yusuf Sarı'yı versek. Kabul ettiler. Maaşını da şöyle çözeceğiz. Hojan Palo'yu yolluyorum. Onun maaşında birazcık açık olacak. Yine Cemali Sertel'i de gönderme kararı aldım. Bakalım oyuncunun istediği maaşı verebilecek miyiz? Çok rahat verebiliyor gibi duruyoruz şu an. Selim Aya Konyaspor'dan teklif var. Bolasi de Genoa'ya gidecek. 1.800. Amino Umar'ı Beşiktaş istiyormuş. 1.750. Tarık Çetin takımdan gidecek. Zulte'ye. Bu arada home ground talent'ımız varmış. Hem de 78 genli oynuyor Hasan Yılmaz as takımda. Yalnız 78 bayağı iyi çıkmış adam, onu söylemek gerekiyor. Emirhan Topçu'yu göndermek üzereyiz. O da giderse bir tane stoper rotasyonu alınabilir. Bizim Hasan Yılmaz'a ofansif orta saha yapacağım. Haime'den orada formayı geldiği gibi alır. Satışlar sonrasında elimizde 4.5 milyon euroluk bir bütçe oluştu. Stoper rotasyonu için onu getireceğim. Serdar Aziz. Yedek kulübesinde bir tane Türkiye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hasan Yılmaz'ın pozisyonu değişti.
Ofansif orta saha. İlk sezon itibariyle Çaykur Rizespor'da transfer tamamlandı. İşte gelenler ve gidenler tam liste görüntüde. Ben oyuncuların neredeyse hepsine antrenman planı da uyguladım. Bundan sonra sene sonu geldiğinde iyi gelişmeler bekliyorum onlardan. Bir de sene sonu itibariyle bu 3 futbolcu takımdan ayrılacak. Yeni yapılanmamızla birlikte Süper Lig'deki ilk senemizin sonunda Rizespor'la 72 puanla Avrupa vizesi aldık. Türkiye Kupası'na geldiğimizde ilk turda penaltılarla turladık. 5-1 dedik. Çeyrek finalde elendik. Gaziantep şampiyon olmuş. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin oldu. Şampiyonlar Ligi Liverpool'un, Avrupa Ligi Marsilya'nın ve son olarak da Konferans Ligi Ren'in oldu bu sene. Seneye Konferans Ligi'ne aday bir takım kurduk. Mamardaşvili çok yavaş gelişti. Bu beni birazcık işkillendirdi. Niye bu kadar yavaş gelişti? 43 maça çıkmasına rağmen. Bir de adamın büyük potansiyeli var. Artı 2 çok düşük. Henrique artı 3 dedi sol bekte. Zabarne artı 3. Hanku artı 4 dedi. Kaptanımız Hanku şu an. Van der Son artı 4 dedi. Düşüşler de var ama ben yeni transferlere daha çok bakıyorum. Fernandes artı 4. Cenepo artı 4 dedi. Sabo Karagümrük'e gidecekmiş. Hasan Yılmaz artı 5 dedi. Bu senenin en iyi gelişimlerinden biriydi. Pino artı 5. Kunha artı 4 dedi. Performans anlamında da Mateus Kunha, sonra Pino, Hasan Yılmaz şeklinde gol sırası. Ama bu adamların neredeyse toplam istatistikleri birbirinin aynısı. Sol taraftan beklenilen katkıyı alamamışız. Seneye bir tane sol orta saha transferi şart gibi. Şu an en değerli oyuncumuz Hasan Yılmaz. 84.500. Değere bak. Bir yılda. Ligde gol kralı Ener Valencia oldu. Fenerbahçe'den Kunha bizden 3. İkinciliği paylaşıyor daha doğrusu. Hasan Yılmaz asist kralı. Gol yenme amaç sayısında Mamardaşvili 2. Sorun bu sene birazcık az gol atmamız. Özellikle rakiplerimize baktığımızda. Bir de çok fazla beraberlik almışız. İşte o da az gol sayısından kaynaklı diye düşünüyorum. Sol orta saha beklenen katkıyı verirse seneye tamam. Rize Spor'da yeni seneye başlıyoruz. Bütçe yine 200 milyon euro. İkinci sene itibariyle yıldız transferlerine başlayacağımı söylemiştim. Sol tarafa Högmin Son'u istiyoruz. 110 milyon euroluk bir teklifle de başlayacağım. Arada 53 milyon euroluk bir fark var. 133 milyon euro Conte'ye teklifim düşmediler. 140 milyon euro ile devam ediyoruz Högmin Son için. Yine yok. 150-300 dedim ve Son geliyor. Forvet yedeğine ihtiyacımız var. O isim de Başşuayi olacak. 11 milyon euro karşılığında. Hem orta saha hem de bek rotasyonunda da kullanılabilir diye. Dorukhan Toköz bu senenin son transferi olacak. Normal şartlarda Högmin Son'un sol orta saha alma ihtimali yok. O yüzden taktikte gideceğiz. Sol orta sahayı sol kanat yapacağız. 65 gen altı herkes gidecek. 65 gen de dahil bura. Serbest bırakacağım hepsini. Tek Gökhan Gönül serbest bırakılamıyor. Sezon sonunda futbolu bırakıyormuş zaten. Gelin sizlere sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuları göstereyim. Hiçbiriyle yeni kontrat imzalanmayacak. Rize'de transfer bitti. Tabi bu sene Konferans Ligi'ne çok ciddi bir kadroyla gidiyoruz. O yüzden şampiyonluk hedefimiz kesinlikle var. Sürprize izin vermedik. F grubunda ikinci olarak yolumuza devam ediyoruz. Ön elemede Basel'le oynayacağız. Ya bence birinci de olabilirdik grupta ama olmadı. O değil de Dorukhan gidip Onana'dan formayı aldı. Ve Onana'yı geçti genel olarak. İlginç olaylardan biri bence. Şimdi takım görünürde iyi. Acaba simülasyon performansı nasıl? İlk defa test edeceğiz. 4-1 kaybettik şu kadroyla. Basel 4 kere gelip 4 kere gol attı. Seneye gidip kaleci alacağız. Mamardaşvili ile olmaz. Demek ki Konferans Ligi'nden neden gruptan lider çıkamadığımızın özeti gibi bir sonuç aldık. Çok da diyecek bir şey yok ya. Şu kadro Basel'i eleyemiyor. Sonuç 3-2. Bir de uzatmalarda 2 tane gol mü yediniz siz? Püh! 3-0 ile uzatmalara gel. Uzatmalarda 2 tane gol ye ya, şaka gibi. Sene sonu yaptık, bence kötü geçen bir sene. Konferans Ligi'nde beklentileri bulamadık ama Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştık. Bu kadronun hakkı buydu birazcık da. Ligde özellikle. Kupaya geldiğimizde ise finale geldik ve şampiyon Çaykur Rizespor. Süper Kupa Marsilya, Şampiyonlar Ligi Liverpool, Avrupa Ligi Nice'in ve Konferans Ligi Real Betis'in olmuş. Gaziantep bile bizden daha fazla tur görmüş Konferans Ligi'nde. Basel hemen elenmiş. Diyecek bir şey yok. Seneye kaleci. Mamardaşvili artı 2 daha dedi. Yani o kadar ağır gelişiyor ki. Anlatamam. Bu adamın nasıl büyük potansiyeli var. Henrique artı 2 dedi sol bekte. Zabarne, Hanko iyi seviyelere gelmeye başladılar ama geçtiğimiz sene yani Konferans Ligi performansları beni benden aldı. Onana bu sene pek gelişmedi.
Onana yerine Dorukhan Toköz daha iyi gelişti gibi. Çünkü bütün maçlarda o oynamış. Jason Fernandez artı 2 demiş. O da bayağı yavaşladı gibi duruyor. 41 haftası vermiş 83 olması için. Hasan Yılmaz 89'u buldu. Aslında Hasan Yılmaz'ı satıp iyi bir ofansif orta sahada alınabilir diye düşünüyorum. Performanslarda forvet tamam. Bundan sonra iş savunma ve kaleci hattında. Hasan Yılmaz tek başına inanılmaz işler yapıyor. Satamıyoruz. 16 gol 18 asistli bir futbolcuyu ben satamam. Kanatlardan da beklenen performansı aldık mı aldık. Bundan sonra her şey Mamardaşvili'den daha yetenekli kaleciyle değişebilir. Krallıklara geldiğimizde Kunha gol kralı, asist kralı Hasan Yılmaz, gol yemeyen maç sayısında Mamardaşvili 4. Rize'de yeni sezon başlıyor. Bütçe yine 200 milyon euro tabii ki. Hedef kaleci. Kaleye bütün parayı harcamasak da gidip Alisson'u alıp geleceğiz Liverpool'dan. 135-700 istiyorlar. Kalan bütçeyi de iyi bir şekilde değerlendirebilirim. 115-700. Defansif orta sahayla yolumuza devam ediyoruz. Onana'yı gönderip üstüne bir miktar para verip Benacer'i istiyorum. Onana tamam, parada anlaşamadık. 36.7. Hala 46.7 istiyorlar. 38.7 diyorum ve bitti. Muhtemelen bu senenin son transferi. Sağ bek rotasyonu için Mert Müller. Stoper de oynayabiliyor. Ve kadro tamam. Şampiyonlar Ligi'nde F grubundayız. Güzel bir grup bence. Milan, Arsenal, Celtic. Çok dengeli bir kura çekmişiz. Ne yapacağız göreceğiz. F grubunda 9 puan ve ikincilik geldi. Arsenal'la hatta Milan'la baya baya çekiştik ama ikincilik yapacak bir şey yok. Bayern Münih'le oynayacağız. Milan'da Villarreal'le eşleşmiş bu arada. Kolay bir eşleşme değil ama bu eşleşmenin üstesinden gelebilecek bir kadro yapısına da sahibiz. 3-2 kaybettik ilk maçı. İddiamız var. Hala. Almanya'dayız. Deplasman takımı avantajını kullanmak istiyoruz ve 4-2 çeyrek finaldeyiz. FIFA'da deplasman takımı avantajı diye bir şey var. Çeyrek finalde rakip Monaco. İlk maç. Bakalım Fransa'da deplasmanda ne yapacağız? 2-0'lık galibiyet. Rize Monaco. Yarı finale onlar mı biz mi? Tabii ki de biz. Yarı finalde Real Madrid'le oynuyoruz. Açıkçası yarı finalin en zor kurası bu. Ve sonuç gelsin mi? 2-1'lik galibiyet Högmin Son. Hadi çocuklar, buraya kadar getirdiniz. Artık final. 4-1'le final geldi. Sene sonu Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe oldu. 2 puanla şampiyonluğu ne yazık ki kaçırdık. Sene Fenerbahçe bizden daha fazla gol atmış. Onun da etkisi var diyebilirim. Fenerbahçe'yi kupada eledik. Galatasaray'ı eledik. Final. Beşiktaş'la oynayacağız Şampiyonlar Ligi finalinden sonra. Süper Kupa Nis'in Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'le oynayacağız. Avrupa Ligi Paris, Konferans Ligi Montpellier. Galatasaray'da yarı finale kadar gelmiş burada. Kadro bu. Bence ligi de alabilirdik. Seneye stoper transferiyle yolumuza devam edeceğiz gibi duruyor. Artı 4'ümüz vardı, artı 3'ümüz vardı. İkisi de sağ bek tarafından hem de. Artı 5 Hasan Yılmaz 94 oldu. Ve Kuna 90 oldu hücum hattında. Kuna, Son, Pino, Hasan Yılmaz. Yine dörtlü acayip performans göstermiş. Diğerlerinden de böyle idareten katkılar aldık diyebiliriz. En değerli oyuncu tabii ki de Hasan Yılmaz. Dünyanın en iyi ofansif orta sahası. Şampiyonlar Ligi'nde krallıkta Kunhan'ın ve Högmin Son'un iddiası var. Birinin bir gole, diğerinin iki gole ihtiyacı var. Asist kralı Fulgini, Son'un iki asiste ihtiyacı var. Gol yemeye maç sayısında iddiamız yok. Ligde ise Muslera, Gürler ve Zayis, Sadık da Fenerbahçe'den gol kralı. Evet, her şey hazır olduğuna göre Inter Rize final maçı. Inter finale başladı. Şimdi Henrique'den bir uzun top. Högmin Son aldı. Högmin Son getiriyor. Högmin Son vuruşta geldi. Sommer. Kaptan denedi. Hasan Yılmaz orta. Kafa Hanko'dan Sommer. Van der Son verdi. Şimdi Jason Fernandez. Hasan Yılmaz. Hasan'dan pas. Benacer. Solda Högmin Son var. Son hızlandı. Son vuruşta geldi Sommer. Dönen top. Sommer'de yine. Top kaybı Benacer'den. Richarlison. İyi top. Martinez. Lautaro Martinez. Önünde adam olmasına rağmen müthiş vurdu. Bir daha izliyoruz. Lautaro Martinez. İyi oynadı. Kuna. Oha. Devam dedi hakem. Benacer. Şimdi Högmin Son iyi çekti. Högmin Son, Högmin Son. Eşitlik geldi. Son sahnede. Bunları çok iyi yapan bir futbolcu. Högmin Son çekti ve plase sağ köşeye.
Hasan Yılmaz. Ara topu güzel. Högminson attı önüne. Högminson getiriyor. Högminson. Şimdi Högminson vuruş. Korner. Jason Fernandez. Pas. Hasan Yılmaz'a. Sommer son anda. İyi pas yaptı Henrique. Kuna iyi oynadı. Fernandez direkten döndü. Valentino, Barella iyi paslar. Valentino iyi de verdiği vuruş. Zabarni son anda çektik. Verratti orta geldi. Kafa vuruşu. Alisson. Jason Fernandez. Kuna iyi indirdi. Kuna Sommer. Gakpo geçti Gakpo. Gakpo getiriyor. Anko son anda. Hasan Yılmaz sol tarafa. Högminson'un koşu yoluna. Högminson çekti. Högminson vurdu. Högminson bitirdi maçı. 2-1. Högminson muazzam bir şut daha. En iyi yaptığı iş bu. Högminson'un. Inter oyuna başladı. Valentino ve maç bitti. Evet, an itibariyle kaptanımız geldi. Bugünün yıldızıydı zaten kendisi. Ve İlk Şampiyonlar Ligimiz nihayet geldi. Rize şampiyon. Bu sene bir de Türkiye Kupası kaldı. Onu da alıyoruz. Yeni sezona başlıyoruz. Ya geçen sene Högminson çok yıldızlaştı. Bu sene bir tane stoper istiyorum. İyi bir stoper. Tabii ki de sağ stopere gelecek. Cristian Romero olacak o da. Yanlış hatırlamıyorsam o da eski Tottenham'la olması lazım. Högminson'dan aldığımız verimi Romero'dan da alırsak bizim işimize gelir. Tabii de kulübüyle anlaşma aşaması var. 104.900. Çok ciddi bir bonservis bedeli. Bir de sol bek alıp bu seneyi tamamlayacağız. 80 milyon euroya Renan Lodi'yi. Rize'de transfer bitmiştir. Süper Kupa günü Rize mi Paris Saint Germain mi? Hazırsanız bence kadro hazır. Tek sol beki değiştireceğim. Lodi oynasın. Başlayalım. Kun hala final başladı. Süper Kupa finali. Jeremy Pino mu Diallo mu Pino aldı. Hasan'dan çok iyi top. Jason dönen top. Olmadı. Hanko kötü oynadı. Alisson çıkardı korner. Mbappe pası verdi. Alisson çok kritik bir kurtarış daha. McTominay, McTominay! Acayip vurdu. Bir daha izliyoruz. Müthiş bir şut. Hiç beklemeyeceğim oyunculardan biri hem de bu vuruşu yapabileceğini. Mbappe geriye oynadı. Pavard. Orta denemesi. Kafa, Alisson. Hasan Yılmaz, çok iyi top. Jeremy Pino, 1-1. Beraberlik golü geldi Pino. Bir anda orada bomboş kaldı Pino. Bu boşluğu, bu hatayı çok iyi değerlendirdi. Mbappe. Çok iyi top. Paredes, Alisson. Högminson getiriyor. Pavard'ın pili bitti. Högminson. Högminson verdi. Hasan Yılmaz attı. 2-1. Geri döndük geri. Högminson'dan asist Hasan Yılmaz'dan. Klas bir şut. Högminson. Şimdi açıyı buldu. Out. Pili bitti. Yoksa daha iyi vururdu bence. Mbappe orta kafa Alisson. Jason Fernandes'e. Fernandes hemen oynadı. Hasan Yılmaz karşı karşıya. 3-1. Kontra atakta işi bitirdik. İşte Jason Fernandes çok güzel pas. Hasan Yılmaz iyi geçti. Michy Batshuayi vuruşta geldi. Donnarumma dönen top. Donnarumma. Pino sağ tarafa oynadı. Jason'dan Van der Son'a iyi top. Van der Son getiriyor. Van der Son, Hasan Yılmaz. Homegrown talentımız coştu bugün. O tarafı da attık. Sağ kanattan acayip ataklar. Rize 4, Paris Saint Germain 1. Ve kaptan kupayı eline aldı. Süper Kupa, Çaykur Rizespor'un. Sezona güzel bir başlangıç yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde de grup belli oldu. Atletico Ajax, Ferencvaros. G grubunda 16 puan ve liderlik. Son 16'da City ile oynayacağız. City mi, Rize mi? Bence lider olup karşılaşılabilecek en zor rakipti ama 1-0 Anko. Son 16'da rövanş günü. Sonuç 2-2 ve çeyrek final. Çeyrek finalde rakip Juventus. Rize mi Juventus mu? Hücum hattı yakıyor bizim ve 2-1'lik galibiyet. Juventus Rize rövanş günü ve yarı finale biz gidiyoruz. Rize'nin rakibi ise Tottenham. Final için ilk maç. Carson'u almışlar Högminson yerine. Tutar mı? Bence tutmamalıydı. Högminson gol de attı ama yenildik. İş biraz riske girdi. Yani beşli savunma karşısında yapamıyorlar mı acaba? İlk maçta öyle bir
Görüntü çizdik ne yazık ki. Rövanş. Ve 4-1. Finaldeyiz. Sezon sonu yaptık. Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor. 86 puanla ikinci olduk. Trabzon gayet iyi puan topladı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde yeni Malatya'yı eledik. Beşiktaş'ı sonra Trabzon'u geçtik. Finalde rakip Galatasaray. Süper Kupa zaten bizimdi. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'le eşleştik. Avrupa Ligi, United, Konferans Ligi, Milan bu sene. Kadroya gelecek olursak, tabii gelişimler yavaşladı çünkü elimizdeki kadro neredeyse maksimuma ulaşmaya çok yakın. Hugminson düşmeye bile başladı kaptan. En iyi performans Hasan Yılmaz'dan geldi toplamda. Kuna, Son, Pino, Fernandes. Özellikle Fernandes'in performansı arttı. Onu fark etmemek elde değil. Peki ya değerler? Hasan Yılmaz tabii ki en değerli. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında iddiamız var mı? Kunha 2 tane atmalı finalde. Asist krallığında Kunha 1 tane asist yapmalı. Gol yemeyen maç sayısında iddiamız yok. Süper Lig'de ise Alisson, Abdülkadir Ömür ve Kouassi krallar. Bu sefer Old Trafford'da Rize Paris Saint Germain finali. Kunha ile finale başladık. Rice. Hakimi. Messi, Rice, Neymar. Çok iyi paslaştılar Neymar'la. Ve golle başlıyor Paris Saint Germain. Çok güzel tek toplar. Ve yapılabilecek pek de bir şey yok. Jeremy Pino sağ tarafa baktı Van der Son'a. Van der Son getiriyor. Van der Son ortayı yaptı Declan Rice. Hasan Yılmaz'a. Hasan Yılmaz. Şimdi Hugminson'u buldu. Hugminson çekti. Hugminson vurdu Donnarumma. Kuna'dan Pino'ya iyi top. Pino çekti. Şimdi Fernandes döndü. Pino etkili oynadı. Kuna 1-1. Müthiş bir organizasyon. Çok iyi pas yaptık. Jesson iyi döndü. Şurada tek top harika. Hugminson kaçtı. Hugminson aldı topu. Hugminson karşı karşıya Donnarumma. Hugminson vuruş geldi Donnarumma. Sağ taraftan getiriyor Pino. Pino çok rahat geldi. İçeri Pino verdi. Hocam penaltı yok mu orada? Kuna atak devam edecek. Benacer vuruş Donnarumma. Uzatmalara gidiyoruz. Hasan Yılmaz hızlandı. Hasan Yılmaz vurdurtmadılar. Atak devam edecek. Hugminson, Kuna, Hasan Yılmaz şimdi attı. 2-1. Bir daha izliyoruz. Son, Kuna ve Hasan Yılmaz. Brozovic, Grealish, McTominay, Alisson, Jeremy Pino. Hemen oynadı Hasan Yılmaz. Kontra atakta bomboş bir defans attı. Hasan Yılmaz karşı karşıya. Hasan Yılmaz bitirdi maçı. Çok hızlı bir isim Hasan Yılmaz. Yani onu yakalamak açık alanda çok zor. Kylian Mbappe yerde. Son dakika Van der Son atıldı. Mbappe orta geldi. Kafa Simakan'dan direkten döndü. Ve maç da bitti. 3-1 kazanıyoruz. Kaptan geldi. 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Çaykur Rizespor. Yine bu sene bir Türkiye Kupası var ve 3-0'lık galibiyetle Türkiye Kupası'nı da aldık. Ve Rize'de son senemiz başlıyor. Son 200 milyon euroluk bütçeyle. Bu sene tek bir transfer yapmak istiyorum. Hatta Jaime'yi bu transferde takas olarak kullanıp üstüne sonraki satıştan pay verip Pedri'yi alabilir miyiz diye baktım. İstedikleri ücret çok fazla. 180 milyon euroya kadar geldik ama Jaime yeterli olmayacak sanırım. Jadson Fernandes'i versek 181 milyon euro desem hayır 210 milyon euro istiyorlar. Bir yerde anlaşmamız lazım. 191 milyon euro. Evet yılın transferi gerçekleşti. Başka da transfer yapmayacağız. Pedri direkt yerini aldı. Bu sene Süper Kupa'da United'la karşılaşıyoruz. Geçen sene oynamıştık ama bu sene simüle edeceğiz. Hazır mısınız? Süper Kupa. Penaltılarla Rize'nin. Şampiyonlar Ligi'nde B grubundayız. Sevilla, Monaco, Panathinaikos'lu bir grup. Tabii liderlikten başka bir hedef yok. B grubunda Monaco 1, Rize 2. Son 16'da rakip Dortmund. Geldik Dortmund maçına. Kendi evimizde 1-0'lık galibiyet. Hugminson kaptan atmaya devam ediyor. Çeyrek finale kesinlikle biz gitmek istiyoruz. 2-2 ile çeyrekteyiz. Çeyrek finalde rakip Monaco. Bu sene bayağı iyi kurallar çekiyoruz gibi hissetmeye başladım. 2-1 kaybettik tam bunu derken. Olacak iş değil. Yoksa bir devrin sonu mu? 2 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra burada mı veda edeceğiz? Hayır, penaltılarla yola devam ediyoruz. Yarı final Atletico ile oynuyoruz. Rize'de
Kuna eski takımına karşı 3-0 hat-trick yaptı. Bitirdi. Yarı finali bitirdi adam. Ve rövanş maçı buradan dönmez. 1-1 yetti bize. Sezon sonu Süper Lig'in şampiyonu Rize. Yani Türkiye Kupası'na Hatay'ı geçtik, Konya'yı geçtik, Göztepe'yi geçtik. Final Galatasaray'la. Şimdi Şampiyonlar Ligi finali Barcelona'yla, Avrupa Ligi'ni Nice kazandı, Konferans Ligi'ni Bilbao kazandı bu sene. Takımı gösterecek olursak sanırım şu ana kadar kurulan en iyi takımlar listesine girebilir bu yıl yaptığımız. Performanslarda Kuna, Son, Hasan Yılmaz, Pino diye yine devam ettik. Pedri de idare etti sanki. Krallıklarda Kuna gol kralı olmuş. Hasan Yılmaz asist kralı olacak gibi. Gol yemeyen maç sayısında da Alisson'un ismi var. Süper Lig'de ise Alisson, Sadık ve Kuna krallar. Hadi son bir maç. Barcelona, Rize. Barcelona, Rize maçı başladı. Uzun top. Ronaldo indirdi. Frenkie de Jong bir anda karşı karşıya kaldı. Geçti, pası verdi Alisson. Jeremy Pino. Lodi, büyük hata Lodi'den. Çıkarken yapılan top kaybı gole sebep oldu. Ben bu kadar kötü pas vereceğini düşünmemiştim. Ona da değildi ki zaten. Buna Hasan Yılmaz'a. Hasan Yılmaz. Hemen eşitlik geldi. Çok ince ayar yaptık. FIFA 22'nin efsane gollerinden biri. Yani şu ayarı yapmak. Hoengminson gitti aldı. Hoengminson çekti. Hoengminson. Korner. Hasan Yılmaz orta. Ralde Thomas'tan hata. Hoengminson. Defansın büyük hatası. Bir daha izliyoruz. Kaleci boşa çıktı. Ve Hoengminson. Hasan'dan Kuna'ya. Şimdi Pedri'ye. Pedri iyi döndü. Pedri verdi pası. Hoengminson 3-1. Yine attı. Pedri iyi döndü. Müthiş pas. Son. Ralde Thomas. Döndü Ralde Thomas. Alisson. Frenkie de Jong. Orta. Kafa Ralde Thomas. 3-2. Bir daha izliyoruz. İşte Ralde Thomas. Çok rahat vurdu. 3 kişi var yanında bir de. Yaniç. Ralde Thomas. Nkunku'dan çok iyi top. Fatih getiriyor. Ansu Fati. Hanko. İnanılmaz müdahale. Buna. Pedri'ye. Çok güzel oynadı. Pedri. Pedri hala top onda. Pedri. Korner. Bernardo. Ferran Torres döndü. Ferran Torres. Alisson. Ferran Torres. Orta geldi. Van der Son son anda. Alde Thomas. İyi pas. Bernardo. 3-3. Barcelona eşitliği yakaladı. Uyutarak yakaladı hem de. Hasan. Kuna'nın koşu yoluna. Ferreira. Ferran Torres orta geldi. Hanko son anda. Pino geldi. Fatih ortaladı. Aman aman aman. Şimdi Hasan Yılmaz hemen oynadı. Matheus Kuna aldı. Kuna vuruş. 4 oldu. Son dakikada Barcelona'yı yıkan adam Kuna. İyi toplar Hasan Yılmaz. Çok net pas attı. Kuna'nın da zaten talimatları böyle. Defansın arkasına kaç. Maç başladı ve bitti. Kaptan geliyor. Hoengminson. Rize ile çok önemli başarılar yakaladı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu yeniden Rize. 5 yılın son finali. Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçı. Onu kaybettik. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.